Bismillahirrahmanirrahim. Evet, böyle bir miting önünde bir güzel hafta sonunda buraya geldiğiniz için ben de size teşekkür ediyorum. Geniş bir konu aslında gibi duruyor. İşte değişen dünya dengelerinde yeni Türkiye algısı. Daha çok Türkiye dışarıdan biçilen rol, içeriden ve dışarıdan biçilen rolün ne olduğu konusunda sizlerle biraz hasbihal etmek istiyorum. Öncelikli olarak da bugüne gelmeden önce her konuda olduğu gibi biraz tarihsel perspektif vermek istiyorum öncelikli olarak. Yani bugün olan bitenin aslında temellerinin nasıl atıldığı veya bu dünya dengelerinin öncelikli olarak nasıl değiştiği konusuyla başlayacağım. Sistemik değişimler nasıl o gerçekleşiyor? Ondan sonra Türkiye üzerinde Türkiye bakışın nasıl olduğunu, içeriden ve dışarıdan Türkiye algısının nasıl şekillendiğini bu dünya dengeleri bağlamında onun üzerinde duracağım. Dolayısıyla sunumum iki ayrı bölümden oluşacak. Bir genel, bir de Türkiye özelliği olmak üzere. Ben hasbihalime modern dünyanın oluşumuyla başlamak istiyorum. Hepinizin malumu modern dünya 1789 yılında Fransız, Büyük Fransız ihtilaliyle kurulmuş olarak kabul edilir. Modern dünyanın başlangıcı bu. Aslında siyaset biliminde 1648 diye başka bir tarih de verilir. Westfalia Barış Antlaşması olarak bilinen bir 30 yıl savaşlarını, din savaşlarını sona erdiren antlaşma var. Orada temel gerekçe şu, Batı dünyasında siyasi hiyerarşinin sona erdiği bir tarihtir. Yani o güne kadar Batılı siyasetçiler, devlet adamları, krallar tarafından imzalanan her belge Papa'ya onaylatılır idi, ona imzalatılır idi, bir onay merci olarak görülüyor idi. Ama o antlaşma götürülmemiş, dolayısıyla sekülerizmin ve modern sistemin başlangıcı olarak kabul edilir. 1648'den işte 1789'a kadar bir tekamül süreci yaşanmış. O tekamül Fransız devrimi ile gerçekleşmiş bulunuyor. Tabii Fransız devrim 1789'da gerçekleşti fakat hemen bir sistemik değişime yolu açmadı. Bunun için uzun süreli bir kaotik dönem yaşandı. Uzun süre dediğim bize göre uzun ama devletler tarihinde kısa. 27 yıllık bir kaotik süreç yaşandı. İlk önce Fransız devrimin savaşları yaşandı. İçte bir savaş yaşandı Fransa bağlamında. Sonra Avrupa bağlamında adına Napolyon Savaşları denilen aslında daha önceki iç savaşın devamı olarak kabul edilebilecek bir savaşlar silsilesi daha yaşandı. 1789'dan 1815'e kadar bu savaşlar devam etti. 14'te savaş bitti, 15'te de Viyana Kongresi toplandı ve yeni bir dünya sistemi oluşturuldu. Dolayısıyla o geçiş süreci bugün itibariyle 27 yıl sürmüş oldu. Viyana Kongresi'nde çok kutuplu bir Avrupa, dolayısıyla dünya sistemi oluştu. Büyük Avrupalı devletler arasında bir denge oluşturuldu. Adına da Avrupa Uyumu dediler. Bu uyum uzun süre, aslında bütün 19. yüzyılın hikayesi budur. İşte modern dönemde iki temel yüzyıl var. Biz şu anda üçüncüsünün başlangıcındayız. Yani 19, 20 ve 21. yüzyıllar. 19. yüzyılı şekillendiren olay, o sistemik değişim, 1789-1814 yılları arasında meydana gelen olaylar. İlber Ortaylı'nın bir kitabı var, Osmanlı bağlamında yazmış da İmparatorluğun en uzun yüzyılı diye. Aslında bu dünyanın da en uzun yüzyılıdır. Çünkü 1789'da başlamış, 1914'e kadar devam etmiş bu yüzyıl. Dolayısıyla kronolojik olarak hani yüzyıl, asır dediğimiz bu şekilde değil, biz siyasi tarihte önemli kırılma noktalarından hareketle yüzyılları tanımlıyoruz. Peki nasıl oldu da bozuldu? İşte hepimizin malumu aslında üç önemli dünya devletinin, batılı devletin denkleme girmesiyle Avrupa uyumu bozuldu. İlk önce Amerika Birleşik Devletleri denilen sessizce yükselen bir dev vardı. Hani dünya siyaset merkezinin biraz ötesinde kalıyor idi. 19. yüzyılın ikinci yarısında, yani 1860'lı yıllarda yine sizin hani Hollywood filmlerinden falan da belki bilebileceğiniz bir Kuzey-Güney Savaşı vardı. Dolayısıyla 1870'lere gelindiği zaman Amerika'da ancak bir
ulusal birlik sağlanmış oldu. Gerçek manada ulusal birliğin sağlanması Amerikalılar açısından 1870'ler. Aynı şekilde aynı dönemde Avrupa'da da iki önemli devletin ulusal birliklerini tamamlama peşinde koştuklarını görüyoruz. Onlardan birisi Almanya, diğeri İtalya. Bunlar geç gelen ülkeler olarak Avrupa'da o güne kadar devam ede gelen Avrupa uyumunu bozdular. İşte bu uyumun bozulması, bu ülkelerin sömürgecilik yarışına katılması, emperyalizm dediğimiz yeni bir dönem başlattı. Yani bu aslında geleneksel emperyalist sürecin bir üst seviyeye çıkarılarak devam ettirilmesi demek. Yani ekonomik olarak devam eden sömürgeciliğin siyasal düzeye çıkarılması anlamına geliyor 19. yüzyıl. İşte bu çatışma, bu emperyalist rekabetin neticesinde patlak veren Birinci Dünya Savaşı'yla yıkılmış oldu, bozulmuş oldu. 1914'te bu patlak verildi. Dolayısıyla biz 19. yüzyılı oraya kadar devam ettiriyoruz. 14'te sistem bozuldu. Aslında çok kutuplu bir yapının olduğunu söylemiştim ama İngiltere'nin biraz daha ön planda, o Victorian İngiltere'sinin ön planda olduğu bir uluslararası rejim söz konusuydu. 1914'te savaş patlak verdi. Bu ilk önemli sistemik savaştı. İşte modern dünyada adına kimisinin dünya savaşı, kimisinin emperyalist paylaşım savaşı dediği önemli bir sistemik kırılmayı beraberinde getirdi. Ne zamana kadar? 1945 yılına kadar. Eğer 14, hani 45 çıkarırsanız kaç yıl kalıyor bilmiyorum. 27-28 yıllık bir geçiş sürecinden bahsedebiliriz yine. Yani dolayısıyla 19. yüzyıl, evet 14'te başlatıyoruz ama istikrarın sağlanması ancak 1945 yılında gerçekleşmiş. Yani dünya liderliğini İngiltere'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne devretmesi 28 yıllık bir süre almıştır. Aslında ben 19. bu benim tamamen şahsi yorumum, 1945 yılında hepimizin bildiği, dolayısıyla 20. yüzyıla adını veren sistem iki kutuplu dünya sistemidir. Yani 45'te Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği'nin dünyanın iki önemli tarafında ortaya çıkan iki süper güç, şahsi yorumu 1917 yılıdır bu aslında başlangıç. Hani 14'te değil doğrusu, 14'te biz başlatıyoruz ama genel manada 17, neden 17? İki önemli gelişme yaşandığı için. Aslında 20. yüzyılın iki kutupluluk süreci o yıl başladığı için. 1917 yılında Amerika Birleşik Devletleri ilk defa Avrupa'nın işlerine karışmış, Birinci Dünya Savaşı'na katılmış oldu. Aynı yıl Sovyetler Birliği'nin kurulduğu yıldır. Hani Ekim Devrimi'nin gerçekleştiği, komünistlerin Rusya'da Çarlık Rusya'sını yıkarak iktidara geldiği yıldır. Dolayısıyla hem Amerika'nın, ABD'nin gerçek manada bir dünya gücü olmaya başladığını görüyoruz. Çünkü hemen iki yıl sonra 19 yılında dünyanın ilk önemli sistemik örgütü olan Milletler Cemiyeti'nin kuruluşuna öncülük edecektir Amerika Birleşik Devletleri. Hani Woodrow Wilson'ın o 14 ilkesinden hareketle. Sovyetler Birliği de dediğim gibi zaten siyaseten ilk varlık yılı olunca 17'nin aslında 19. yüzyılın başlangıcı olarak kabul edilmesi gerektiğini bize gösteriyor. Peki ne zamana kadar devam etti bu iki kutuplu dünya sistemi? Yine hepimizin bildiği, bazılarımızın yaşadığı 1991 yılına kadar. 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte kutuplardan birisi ortadan kayboldu ve dolayısıyla sadece Batı Bloğu dediğimiz o veya onların kendisini tanımlamasıyla serbest dünyadan ibaret olan kutup ortada kaldı. Kısa süreli bir zafer sarhoşluğu yaşandıktan sonra aslında bu sarhoşlukla beraber yeni tezler üretilmeye başlandı. Zafer sarhoşluğuyla üretilen ilk tez tarihin sonu tezidir. Hepiniz biliyorsunuz Fukuyama'nın. Fakat 3-4 yıl sonra Huntington diye bir adam ortaya çıktı ve yeni bir tez ile sürdü. Aslında Fukuyama'nın dediği gibi tarihin sonunun gelmediğini, çatışmanın, savaşların, mücadelenin boyut değiştirerek devam edeceğini söyledi. Daha önce prensler, krallar, imparatorlar arasında yaşanan siyasi mücadele 20. yüzyılda ideolojiler arasında yaşandı. İşte faşizm, komünizm, liberalizm vesaire. Ama Huntington bunun medeniyetler arasındaki bir çatışma, bir mücadele olarak devam edeceğini söyledi.
Bu aslında yeni bir kriz demektir aynı zamanda. Dolayısıyla yeni bir geçiş süreci yaşanmaya başlandı. 91'den işte bugün 2014 yılındayız. Daha 23 yıl mı geçmiş oluyor? İşte herhalde o daha önceki dönemlerle karşılaştırsak yani eş zamanlı bir kriz uzunluğunu dikkate alsak bile bir 5-6 yılın daha olduğunu öngörebiliriz. Yani o kriz hani birden hemen çözülemez. Dolayısıyla taşların yerine oturması 21. yüzyılın siyasal sisteminin oturması için biraz daha vakit gerekiyor diye düşünüyorum. 20. yüzyılda, pardon 20. yüzyılın yıkılışı, yani o Huntington'ın medeniyetler arası çatışma dediği şeyle beraber nasıl bir değişim yaşandı? Tabii her bir sistemik değişimle beraber kartlar yeniden karılır, taşlar farklı şekilde yeniden yerine oturtulur. Bu medeniyetler arası savaşın aslında somutlaştırılması gerekiyordu. Huntington bunu teoride biraz somutlaştırmaya çalıştı. Hani netice itibariyle şöyle bir kavramsallaştırma kullanmıştı. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Batı ve diğerleri diye bir ayrım yapmıştı Huntington. The West versus the rest diye ifade etmişti o. Batı ve diğerleri. Ama o diğerleri aslında genel bir diğeri değildi. Hani diğerleri kategorisi genellikle önemsizdir. Onun içine açıp biraz daha somutlaştırmak gerekiyor idi. Batı daha çok NATO ile temsil ediliyor idi. Hani Batı bloğu onun en önemli siyasi ve askeri örgütü olarak. NATO varlığını devam ettirdi. Hatta varlığını genişleterek devam etti. Batı'nın kafasındaki o diğer medeniyet, o öteki daha çok İslam medeniyeti olarak tezahür etti. Fakat ne yazık ki İslam medeniyetini temsil eden bir siyasal güç söz konusu değildi. Onun için yanına Konfüçyüs medeniyetini ilave etti. Yani Çin'i de Müslümanlarla beraber, İslam veya Müslüman dünyayla beraber ötekileştirmeye başladı. Bunu yaparken Rusya'yı yanına çekmek zorunda hissetti kendisini. Mesela 1990'lı yılların o ilk 5 yılında çok önemli gelişmeler yaşandı. Veya bütün o 10 yılına belki teşmil edilebilir bu değişim dönüşüm süreci. Batı daha çok Rusya'ya rüşvet vermeye çalıştı. Verdiği ilk rüşvet aslında bizim hani Türkiye'nin biraz sonra geleceğim Avrupa Konseyi üyesi kılındı Rusya. Avrupa Konseyi Batı dediğimiz siyasal coğrafyayı genişletti. Yani neredeyse dünyanın kuzey yarım küresine dönüştüren bir genişleme yaşatıldı. Tabii eski Sovyet Cumhuriyetleri de dahil ediliyor, sadece Rusya değil. Ama en önemli hedef Rusya'ydı. Hemen akabinde AGİT kuruldu 1995 yılında. Sovyet Rusya Federasyonu buna da dahil edildi. Bu da demokratik değerlerin daha çok yayılması anlamında ön plana çıkan bir uluslararası örgüt. Daha sonra Dünya Ticaret Örgütü kuruldu aynı yıl 95 yılında. Bunlar aslında gelecek yüzyılın önemli uluslararası kurumları olarak düşünülmüştü, tasavvur edilmişti. Rusya oraya da dahil edildi. Sonra G7 hepinizin malumu. O da bir ilave üye edinerek, yani Rusya'yı dahil ederek G8'e çıkarıldı. IMF'ye dahil edildi, Dünya Bankası ile entegre kılındı vesaire. Yani bir bütün olarak Rusya aslında Batı'nın bir parçası kılınmaya çalışıldı. Biraz sonra değineceğim, Türkiye'nin de aslında algısı, 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki algı aynen bu şekildeydi. Yani yanında tutma mücadelesi olarak. Ama en önemlisi şuydu, barış için ortaklık antlaşmasıyla NATO'nun da bir parçası kırıldı. Bu pek bilinmeyen bir şeydir aslında. Rusya aslında bir anlamda NATO'nun da bir parçası kırıldı. Euro-Atlantik, Avro-Atlantik ortaklığı siyasi eski Sovyet Cumhuriyeti coğrafyasını da entegre ettiler. Yani kenarında tutmaya çalıştılar. Öbür tarafta dediğim gibi İslam dünyasında buna reaksiyon verecek bir güç yoktu. Buna reaksiyon verecek dünyada tek bir devlet vardı. O da reaksiyonu verdi zaten. Çin. Euro-Atlantik antlaşmasının imzalanmasından hemen sonra, yani Sovyetler Birliği'ne bütün bu rüşvetler verildikten hemen sonra 1995 yılında bir Rus-Çin işbirliği antlaşması imzalandı. Yani Çin de Rusya'yı kendi yanında tutma mücadelesi vermeye başladı. 96'da hemen bir yıl sonra, yani bu antlaşmadan bir yıl sonra Şangay Beşlisi denilen
bir birlik oluşturuldu. 2001 yılında 11 Eylül olaylarının olduğu yıl itibariyle de 6 devletten oluşan bir Şangay İşbirliği Örgütü kuruldu. Ben bunu aslında daha çok NATO karşıtı, Batı karşıtı bir oluşum olarak nitelendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla böyle bir dünya var. Şu anda dolayısıyla karşımızda duran resim nedir? Bir Çin var ve bir de Batı vardı. Güç dengesi bu iki taraf arasında sağlanmaya çalışılıyor. Fakat Huntington'a geri gideceğim. 3 tane dünya devletini onun orijinal ifadesiyle torn country, bölünmüş, parçalanmış, yani iki menzil arasında kalan beynamaz veya iki cami arasında kalan beynamaz gibi kimliksiz bir devlet tanımlaması yapmıştı. Öyle bir ara kategori oluşturmuştu. Bu 3 devletten 2 tanesi bizi, yani benim analizimi en azından doğrudan ilgilendirir. Birincisi Meksika'ydı. Bizi çok ilgilendirmiyor. Çok uzak bir coğrafyada. İkincisi Türkiye, üçüncüsü Rusya'ydı. Yani Rusya ve Türkiye'nin aslında nerede yer alacağı konusunda kafalarının karışık olduğunu, bir kimlik krizi yaşadığını söylüyordu. Kimlik krizi, bakın devlet bazında bir kimlik krizinden bahsediyoruz. İşte bu kaotik dönemde bu bölünmüş, parçalanmış iki ülke olan Rusya ile Türkiye'nin aslında kimlik kazanım süreci başlattığını görüyoruz. Birisi daha çok Putin'le karşımıza çıkıyor. Biliyorsunuz farklı şekillerde hani 90'lı yılların ortalarından bugüne kadar Rus siyasetine en fazla yön veren kişilik olarak karşımıza çıkıyor. Yani Rusya'ya kendi tarihsel kimliğini tanıtmaya çalışan, o tarihi elbiseyi giydirmeye çalışan bir devlet adamı. Benzeri bir biçimde Türkiye'de de bir süreç yaşandı. Ben biraz daha farklı bir kategorizasyon yapacağım. Özal'la başlayıp Tayyip Erdoğan'a devam eden bir kimlik kazandırma süreci olduğunu düşünüyorum. Yani süreci başlatan Özal'dır 80'li yıllarda, işte o dönüşümün yaşanmaya başladığı yıl, Sovyetlerin dağıldığı yıllardan bahsediyoruz. O bir teşebbüstü, akim kaldı. 10 yıl sonra Tayyip Erdoğan AK Parti iktidarı döneminde bunu somut bir biçimde yürürlüğe, uygulamaya koyarak Rusya'ya benzer bir kimlik kazandırma, hatta kimliğin ötesinde bir şahsiyet kazandırma sürecini başlatmış oldu. Evet, karşımızda duran manzara bu. Peki Türkiye açısından nasıl bir süreç yaşanmış? Şimdi de müsaadenizle ona devam edelim. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti, tabii Türkiye'yi bir süreklilik olarak ben ele almak istiyorum. Yani Osmanlı ve Türkiye'yi birlikte değerlendirmek lazım. Bir hasta adamdı aslında Osmanlı. Nasıl bir hasta adam? İşte kendi içerisinde bir dönüşüm, değişim yaşamaya çalışıyor. Yine Fransız devrimine giderek başlatacağız süreci. 1789'da Osmanlı tahtına geçen Sultan 3. Selim bir Nizami Cedid başlatıyor. Yeni düzen başlatıyor. Amerika'nın yeni dünya düzenine benzer bir kavramsallaştırma. 1908 senedi ittifak var, sonra tanzimat var, ıslahat var, sonra kanuni esası var, meşrutiyetler var vesaire falan devam ediyor. Yani bir değişim, dönüşüm süreci yaşanıyor Osmanlı'nın kendi içerisinde. Fakat uluslararası siyasette bir hasta adamdır aslında. Yani otopsi masasına konulmuş, emperyalist devletler arasında mirası paylaşılmaya çalışılan bir devasa nesne. Nesne diyorum. Çünkü aktör olma özelliğini büyük ölçüde kaybetmiştir. Belki Abdülhamit döneminde biraz aktör olma, yani ölümünden hemen önce bir kıpırdanma yaşamış. Fakat gerçek manada bir aktörlük olma durumu yok idi. Ve bu miras netice itibariyle paylaşıldı. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nden kalan 20 küsür devletçik ortaya çıktı. Bu devletlerden önemlisi, en önemlisi Türkiye Cumhuriyeti de hepimizin bildiği 1923 yılında ortaya çıkan bir devlet olarak bu nesne olma özelliğini maalesef devam ettirdi. Yani aktör olamaz. Bütün tek parti döneminde yine hepimizin bildiği bir varoluşsal mücadele, yani kendi ayakları üzerinde yeni rejim, yeni değerler üzerine ikame edilen bir yeniden yapılanma yaşandı.
Bunun için de eski ile olan bütün irtibatlar kesilecekti. Ve eski dediğimiz zaman akla hemen Osmanlı ve İslam gelir. O Osmanlı'yla ve İslam'la, Osmanlı İslam'ı biraz daha belki daha aşan bir şey. Hani işin içerisinde gayrimüslimlik boyutu da olduğu için söylüyorum. Bunlarla irtibatlı olan her şey, her değer, her kavram, her kurum geride bırakılmaya çalışıldı. 1950'ye gelindiğinde bu genel manada kurtarılmış oldu. Ama İkinci Dünya Savaşı'nda dediğim gibi bu 20. yüzyılın iki kutuplu dünya sisteminde Batı Türkiye'yi yanında tutmak zorunda kaldı. Hepinizin bildiği gibi işte Sovyetlerin de Türkiye'ye yönelik tehditlerin de bunda katkısı çok oldu. Fakat aslında Türkiye liderlerinin, rejiminin, Kemalist rejimin kafasındaki model de buydu. Belki Sovyet tehdidi olmasaydı da zaten bu kendiliğinden yaşanacak bir yönelim olacaktı. Türkiye bütün 20. yüzyıl boyunca Batı siyasetinin temel araçlarından birisi olarak ortada kaldı. Hani NATO'nun en önemli ülkelerinden birisi olarak görünüyor ama hani daha çok hep ABD'den sonraki en güçlü ikinci ordu vesaire. Fakat hep araçsallaştırılarak ele alındı. Yani bir aktör olma özelliği yok. Mesela 55'te bir Bağdat Paktı'nın kurulmasına sanki öncülük yapmış gibi görünüyor ama aslında bir İngiliz, perde arkasında bir Amerikan projesinin aslında hayata geçirilmesiydi. Daha sonraki işte o Sento'nun Sento'ya dönüşümü hikayesi aynı şekilde. Daha sonraki adımlarda hep böyle bir Batı'nın istediği şekilde hareket etme yönünde bir genel siyaset tarzı vardır. Burada Cezayir Kurtuluş Savaşı'nda Batılılarla beraber hareket etmesinden tutun, işte İsrail'i tanımasına kadar vesaire bütün genel siyasi hamlelerde Batı ile beraber hareket ettiğini görüyoruz. Tabii bu nasıl gerçekleşti? Az önce hani 90'lı yıllarda Sovyetlere verilen rüşvetlere benzer Türkiye'ye de rüşvetler verildi. İşte Türkiye'nin batılı bir devlet olmasını sağlayan Avrupa Konseyi üyeliği sağlandı. OECD üye yapıldı. Sonra NATO'ya üye yapıldı. İşte Avrupa Birliği'ne ortak üye olarak kabul edildi. Bir şekilde ortaklık, gerçi sürekli bir ortaklık olarak kaldı. Hala bu yarım ortaklık, yarım üyelik olarak devam ediyor. Ama bir şekilde Türkiye Batı ile entegre hale getirildi. 90'lı yıllarda Rusya'nın yaşayacağı o sürecin bir benzerini yaşadı. Peki ne oldu? 1991 yılında işte o 3. modern dönemin 3. sistemik krizi yaşandıktan sonra Türkiye'de de kısa süreli ek bir kriz durumu ortaya çıktı. Aslında bir boşluk ortaya çıktı. Çünkü Türkiye, hani ben zaman zaman ona benzetiyorum, Türkiye Cumhuriyeti hani Ankara'nın Kızılay Meydanı'ndaki bir arsanın araba park yerine dönüştürülmesi metaforuyla açıklamaya çalışırım. Hani bütün Ankara'nın tek bir insana sahip ait olduğunu düşünün. İmparatorluk ya Osmanlı Devleti metaforu. İşte bütün topraklarını kaybediyor fakat merkezde işte Kızılay Meydanı'na yakın bir yerde devasa bir arsası var. Ne üzerine bina yapma gücü var ne de başka bir şekilde kullanma. En kötü şeyi yapıyor, en minimum şeyi yapıyor. Bunu araba park yerine dönüştürüyor ve ciddi bir gelir elde ediyor. Yani rant elde ediyor. Ama atadan kalma, hani babam sağ olsun hesabı. Türkiye Cumhuriyeti de biraz öyleydi. Yani Osmanlı'nın çekirdek coğrafyası. Bütün o kenarları işte kolu kanadı, kırıldı, budandı. Ortada bir çok önemli jeoekonomik, jeostratejik hani böyle hani yerin kendisine ait bir stratejik, ekonomik, siyasi değeri var. O değeri ranta dönüştürüyor. Ne yapıyor? İşte NATO'nun öncü karakolu oluyor veya Batı'nın öncü karakolu oluyor. Batı'nın yardımlarını almaya başlıyor. Marshall yardımları, Amerika'nın ikili yardımları vesaire falan. Dolayısıyla topraklarını sadece Batı'ya açarak geçinmeye çalışıyor. Birden bu jeopolitik önemi sanki devre dışı kaldı gibi. Yani Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Türkiye önemsiz bir devlet durumuna düştü. İleri karakol algısı değişti. İçerideki liderler de krize düştü aslında. Artık ne yapacağız? Yani kendimizi affedersiniz kimseye pazarlayamayacağız noktasına gelindiği için bir kriz yaşandı. Aslında işte Özal bir arayışa girdi. Ne yaptı?
ilk önce içeride ve dışarıda bir yeniden yapılanma süreci başlattı. İşte ağza alınmayan Kürt sorunu, Alevi sorunu, dindarlık sorunu, gayrimüslimlik sorunu, yani Kemalist dönemde mağdur edilen bütün kesimlerin aslında o mağduriyetlerinin giderilme sürecinin başlatıldığı bir dönemdir Özal dönemi. Belki hepsinden önemlisi hepimizin bildiği ciddi bir ekonomik yeniden yapılanma yaşandı. İhracata dayalı bir ekonomik strateji, daha çok ekonomik ve siyasi zihniyetiyle, faaliyetleriyle ön plana çıkmaya çalışan bir devlete dönüştürülmeye çalışıldı. Dediğim gibi 90'lı yıllar Türkiye siyasi tarihinde 70'lerde olduğu gibi bir fetret dönemidir. Yani Cumhuriyet döneminde iki önemli fetret dönemi vardır. Türk siyasetinin aslında hafızasından çıkmayan iki önemli 10 yıl, iki koalisyon 10 yılıdır bir de. Onun için hala Türkiye insanı belli bir partiye fazlasıyla yönelip bu iki tecrübeden hareketle mesela koalisyonun ortaya çıkmasını istemiyor. Çünkü koalisyon demek Türk insanın hafızasında, Türk siyasi tarihi çünkü onu gösteriyor, bir kaotik dönemdir, bir istikrarsızlık dönemidir. Onu yine burada görüyoruz. 2002'de iktidara gelen AK Parti Özal'ın bıraktığı yerden devam etti. Onun bıraktığı ekonomik reformları tamamlamaya çalıştı öncelikli olarak. Siyasi projelerini de hayata geçirmeye başladı. Aslında o dönemde tasavvur edilmeyen belli noktalarda önemli hamleler de gerçekleştirilmeye başlandı. Hepimizin tanık oldu. Türkiye'nin dediğim gibi kimlik arayışı başladı. Bu kimlik arayışı Türkiye'ye sadece bir kimlik kazandırmaya başlamadı. Aynı zamanda bir şahsiyet kazandırmaya başladı uluslararası siyasette. Hem de bir aktörlük sıfatını kazandırmaya başladı. Yani o araçsallaştırılmış olmaktan çıkarak aslında 20. yüzyıla 21. yüzyıl Türkiye'si arasındaki bana göre, tabii öbürü daha yeni şekillenmekte olan bir yüzyıl, en önemli fark bu olacak. Yani Türkiye araçsallaştırılmış olan bir devlet olmaktan çıkıp bir aktör olarak, yani kendisi de var olarak bu iki blok arasında bir yer almaya çalışacak. Dolayısıyla Türkiye 21. yüzyılın başlangıcında hali içinden geçtiğimiz bu geçiş sürecinde iki önemli şey kazandı. Bir, artık kimsenin inkar etmediği bir bölgesel aktör oldu. Hani aktörlük sıfatını kazandı diye söyledim. Şu anda hem Orta Doğu'da, hem Kafkaslar'da, hem Balkanlar'da, hem Doğu Akdeniz dediğimiz ayrı bir alt bölge olarak bütün bu coğrafyada bir aktör olarak kabul edildi. Bu şu demektir, artık Türkiye kendi başına hareket edebilen, kendi başına siyaset üretebilen bir devlete dönüştü. Bu aslında Cumhuriyet tarihinde genel manada, tabii belli istisnalar hariç, bir ilktir. Türkiye ilk defa kendi projesini uygulamaya başladı. Yani bütün Kemalist rejim döneminde, işte 20 küsur yıl önce biz burada okul okuduğumuzda bizim hocalarımızın da övünçle bahsettiği bir husus vardı. Biz 10 yıllarca satranç tahtasındaki vezir olmakla övündük durduk. Vezir çok önemli bir taştır. Ama netice itibariyle bir taştır aslında. Biz bunu fark edemedik. Yani işlev olarak bir piyondan farkı yok. Yani küçük bir çocuğu satranç tahtasının başına oturttuğunuz zaman o veziri belli bazı diğer taşlarla değiş tokuş yapabilir, karlı veya zararlı. Önemli değil. Ama netice itibariyle bir nesne, yani taş nesne olmaktan öteye bir durum değildi. Türkiye işte ilk kez 21. yüzyılla birlikte, aslında Özal döneminde dediğim gibi bunun da denemeleri vardı fakat başarısız denemeleri, oyun oynamaya başladı. Hani olasılık olarak bir vezirin veya bir şahın veya bir kalenin, filin satranç oyununda oyunu kazanma olasılığı anlamsızdır. Yani sıfırdır, tanımsızdır. Ama acemi bir oyuncunun Garry Kasparov'a karşı satranç oyununu kazanma olasılığı anlamlıdır. Ama bu milyonda bir midir, milyarda bir midir, ne kadardır bilmiyorum. Bu sizin ne kadar iyi bir oyuncu olmanızla iyileşebilecek veya düzelebilecek bir olasılıktan bahsediyoruz. Türkiye bununla yetinmedi, bu aktörlük özelliğini ikinci bir aşamaya da çıkardı. Türkiye bir uluslararası, yani küresel ölçekte bir oyuncu olmaya başladı.
bölgesel oyuncu olma tescillerinde artık bu kapanmış bu safhada bana göre tartışılacak herhangi bir şey yok. Onu herkes kabul ediyor. Ama şu anda tartışmaya başladığımız husus hem içeride hem dışarıda Türkiye'nin küresel bir aktör olup olmaması konusudur. Bunun da emareleri var. Yani bir zamanlar yanı başımızdaki Irak'a, Suriye'ye müdahale edemeyen bir devlet iken şu anda Myanmar'a, hani Arakan'a, Tayland'a, Endonezya'ya, Somali'ye, Sudan'a, Nijerya'ya müdahale edebilecek, doğrudan müdahale edebilecek, operasyonel faaliyetlerde bulunabilecek bir devlete dönüştü. Bu bir aktörlük özelliğinin, bir üst seviyeye çıkarılması durumudur. İşte Türkiye'nin algısı bu düzeylerde, her bir düzeyde farklı bir şekilde algılanmaya devam ediyor, devam edecek. 20. yüzyılda NATO'nun ileri karakolu olan daha çok işte kendisine verilen görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışan bir öğrenci konumuydu. İşte o pasif konumda. Ama bugün farklı bir noktadan bahsediyoruz. Dediğim gibi acaba algı işte bugün itibariyle nasıl değişti? Asıl vurgumuz, konumuz olan noktaya gelelim. Bir 10 dakikalık bir süre içerisinde onu sizinle paylaşmak istiyorum. Peki bu yani bölgesel aktör olmuş ve küresel aktör olmaya sürecine girmiş bir Türkiye algısı nasıldır veya hangi yöne nasıl değişebilir konusuna değinmek istiyorum. Bir kere Türkiye'nin Müslüman dünya nezdindeki algısında ciddi bir değişim yaşandı. Bunu ben şahsen defalarca yaşadım. Hani küçük örneklik, şahsi örnek bazında. 1990'lı yıllara kadar hani böyle dilenmeye muhtaç, ekonomik gücü çok düşük düzeyde olan, kendi ayakları üzerinde duramayan, bununla da kalmayıp Batı'nın bütün değerlerini transfer etmiş, dolayısıyla İslam'dan uzaklaşmış bir devlet algısı vardı. Genel manada. Mesela Arap dünyasında böyle bir algı hakimdi. Bütün bu olumsuz diyebileceğimiz, yani kaybedilmiş İslam dünyasının kaybedilmiş bir evladı olarak telakki ediliyordu Türkiye. Bu algı değişmeye başladı. Dikkat edin, Türkiye hiçbir uluslararası örgüt bağını değiştirmedi. Yani 20. yüzyılda ne varsa onlar devam ediyor, bu bağlantılar devam ediyor. Avrupa Konseyi, AB, NATO, IMF, Dünya Ticaret Örgütü vesaire her ne varsa Batı ile entegrasyon manasında hepsini devam ettirdiği halde Türkiye algısında ciddi bir değişim yaşandı. Peki nedir bu algı veya nasıl değişti? Bir kere Müslüman halklar, özellikle Orta Doğu halkları nezdindeki Türkiye algısı şudur. Bu aslında Türkiye'nin reklamını yaptığı bir şey değil bu arada. Hep böyle bir içeriden ve bir kısım dışarıdan gözlemcilerin yanıltma pahasına yaptıkları böyle bir açıklama var. Ben bunun tamamen yanlış olduğunu düşünüyorum. Kimse eline bayrak açıp arkadaşlar işte biz rol modeliz, gelin bizi takip edin diye söylemiyor. Bunu ne Davutoğlu'nun, ne Gül'ün, ne de Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarında bulamazsınız. Her ne kadar zaman zaman bu şekilde yorumlanabilecek konuşmaları olsa da. Müslüman halklar bunu kendiliğinden almaya çalıştılar. Aldıkları şey de şu. Bir kere ciddi bir İslamlaşma var. O İslamlaşma aslında Türkiye'de bizim kendi içerisinde tartışılır. Hem olumsuz hem olumlu şekilde tartışmalar yapılıyor biliyorsunuz. Yani acaba toplum İslamlaşıyor mu yoksa gerçekten İslam'dan uzaklaşıyor mu? Ben toplumsal düzeyden bahsetmiyorum. Ama siyasal düzeyden bahsediyorum. Yani sosyoekonomik, sosyopolitik düzlemlerde, yani işin bir sosyo boyutu var ama daha çok ekonomik ve siyasal düzlemde bakıldığında ciddi bir İslamlaşma var. Yani hem İslami değerleri toplumsal anlamda yaşamaya devam ediyor, dindar insanların yaşam alanı genişletiliyor ki bunu en iyi biz bu dönemde, bu AK Parti iktidarı döneminde yaşadık. En son adım olarak işte başörtülü insanların kamu kurumlarında çalışma imkanına sahip olması gelişmesidir. Bir taraftan bunu gözlemliyor, öbür taraftan ciddi bir ekonomik kalkınma hamlesi var. Dünyanın en hızlı büyüyen
büyük ekonomilerinden bir tanesi, genellikle Çin'den sonra hep ikinci sırada olarak görülüyor. Dolayısıyla ciddi bir refah, ciddi bir zenginlik temerküzü söz konusu. Bununla da yetinli üçüncü bir boyut daha var. Siyasal alanın da genişlediğini ve çeşitlendiğini görüyoruz. Daha önce oldukça otoriter, her ne kadar bugün Tayyip Erdoğan'a yönelik bu otoriter iddialarının arttığını iddia ediyorlarsa da gençleri ben mazur görürüm. Hani gözlerini AK Parti iktidar döneminde açanları mazur görebiliriz. Ama daha önce en azından bu son 28 Şubat sürecini yaşayan biz, hani orta yaştaki insanlar ve 70'li yılları, 30'lu yılları vesaire falan ben hesaba bile katmıyorum. Ciddi bir toplum mühendisliği vardı. Bunda azalma ortaya çıktı. Aslında Özal bu konuda ciddi bir zemin hazırlamıştı AK Parti iktidarına. Ama AK Parti bunu çok ötelere taşıyarak gerçekleştirdi. Dolayısıyla bu üç önemli husus. Yani siyasal ve ekonomik düzlemdeki İslamlaşma, mesela TÜSİAD Türk sermayesini temsil ediyor iken son zamanlarda MÜSİAD'ın çok daha fazla şube açarak, belki aynı ekonomik büyüklüğe sahip değil bugün itibariyle ama hem içeride hem dışarıda çok geniş bir, daha geniş bir faaliyet alanına sahip olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. O Anadolu aslanları, kaplanları dediğimiz Anadolu insanının sermayede olmaya başladığını görüyoruz ve bunu siyasete yansıdığını da görüyoruz. İşte Türkiye'nin en çok dışarıya dönük yüzü olarak kabul edeceğimiz Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Dışişleri Bakanı'nın üçünün de eşi başörtülüdür. Dolayısıyla gittikleri yerde o İslami değerleri hissettiriyorlar. Nasıl hissettiriyorlar? İşte bir resmi yemekte mesela domuzun olmaması gerektiğini, içkinin olmaması gerektiğini, yani bir şekilde herhangi bir Müslüman ülke tırnak içerisinde siyasetçisinin davranış kalıplarını benimsediğini ve bunu yaşamaya başladığını görüyoruz. Bu Türkiye'de ciddi bir Müslüman dünya nazarında ciddi bir olumlu izlenim, olumlu algıya yol açtı. Mesela ben Körfez siyaseti çalışıyorum. Son 10 yıldır daha çok oraları takip ediyorum. Bugün 2013, aslında 2013 ve 14'te Körfez ülkeleri arasında en çok Türkiye karşıtı siyaset izleyen ülke Suudi Arabistan'dır. Onu biliyorsunuz. Özellikle Mısır darbesi sonrasında yollarımız ciddi manada ayrıştı. Fakat gidin, yani o işte 2,5 ay önceydi, yine bir en son gittiğimde halkın yaklaşık %75-80'i Türkiye'yi yine her konuda hemen hemen haklı görüyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin yöneticilerini doğru siyaset izleyen siyasetçiler olarak görüyor ve kendi ülkelerini eleştiriyor. Bu çok önemli bir husus. Yani siz siyasetçilerin sadece ne yaptıklarına bakarak Türkiye'nin Orta Doğu algısına bakmayın. Ciddi bir algı değişikliği var. Yani az önce dediğim dilenmeye muhtaç, İslam'dan uzak vesaire falan algısı yok. Bunu siz de Körfez'e veya diğer Arap ülkelerine giderseniz ciddi bir biçimde yaşarsınız. Sadece Mısır'da darbecilere destek veren bir toplumsal kesim var. Ne Osmanlıcı iddialar falan ileri süren. Ama bütün Kuzey Afrika hattı boyunca, bütün o çekirdek Orta Doğu'da, Körfez'de halkın ve bürokratik kesimden yüksek düzeyde belli entelektüel seçkin kesimin Türkiye algısının gerçek manada olumlu olduğunu ve uzun sürede, yani bu gidişle uzun sürede olumlu kalacağını görmek mümkün. Bu yeni sürede bununla paralel olarak Türkiye'nin yumuşak gücünde ciddi bir değişim yaşandı zaten. Artık hani daha önce jeopolitik, hani Kızılay'daki araba parkına dönüştürülen arsa metaforu olmaktan çıktı Türkiye. Yani bir zamanlar 100 bin dolar veya 100 milyon dolar borç alabilmek için herkesin verdiği örnek bu. IMF kapılarında aylarca bekleyen, hatta bizim öğrencilik yıllarımızda da öyleydi, daha sonra da öyleydi. IMF'nin Türkiye ile ilgili memur Türkiye'ye geldiğinde bakanlar düzeyinde karşılanıyordu. Bir uzman, yani bir uzman geldiğinde bütün gazeteler o bir hafta boyunca neredeyse ekonomi sayfalarında hep onu işler, onu yazardı. Ama şimdi Türkiye artık IMF'ye hani borç alan ülke değil, kredi açan ülke sınıfına girdiğini görüyoruz. Fazla son 3 yılda, 2011 yılından bu yana ortalama yılda 1 milyar doları aşan bir yardım eden ülke konumunda Türkiye. Bu çok
korkunç bir rakam aslında. 1 milyar dolarlık yıllık yardım yapan bir ülkeden bahsediyoruz. Yani bütün işte bu ekonomik kalkınma ile beraber bunun dışarıya nasıl yansıdığını rahatlıkla görebiliyorsunuz. Tabii bu algının değişmesinde kesinlikle bu 1 milyar liralık yardımın da ciddi bir etkisinin olduğunu unutmamak lazım. İslam dünyasındaki algı bugün itibariyle o Mısır'la beraber biraz olumsuza dönüştüğünü görüyor. Bazıları bundan dolayı da bir panik yaşadı. Evet, Türkiye'nin Arap devrimleri sürecinde özellikle son 1,5 yıldır olumsuza doğru evrildiğine biz tanıklık ediyoruz. Peki bu nereden kaynaklanıyor? Bunun kaynağı kesinlikle batılı ülkelerin Türkiye algısının değişmeye başlamasının bir sonucudur. O da şu, Türkiye'nin bölgesel bir aktör olmasını zaten kabul etmiş Batı. Fakat bunu kullanarak küresel bir aktör olmasına, dolayısıyla beklenen rolün üzerine, çıtanın üzerine çıkarak bir etkinlik göstermesine rıza göstermiyor Batı ülke. Nasıl bir resim vardı Orta Doğu'da? Arap diktatörleri bir bir düşmeye başladı. Aslında 3-4 tanesi düştü. Ve her birisinde AK Parti'nin kendisini yakın hissettiği veya onların kendilerini AK Parti ile özdeşleştirdiği İhvan-ı Müslüm'ün çizgisinin iktidara geldiğini görüyoruz. Ve bunun en önemli örneği de Mısır'dı. İşte 2012'nin ikinci yarısında seçimleri kazanarak devlet başkanlığı sisteminde bir neredeyse en önemli siyasi figür olarak ortaya çıkan bir Muhammed Mursi örneği var. İhvan'ın oradaki iktidarı var. Şimdi benzeri bir şeyi Tunus'ta Nahda'yla düşünün, Libya'da düşünün, Yemen'de düşünün veya düşman mücadelesi veren, kavgası verilen Suriye'yi düşünün. Bütün bu ülkelerde eğer Türkiye'ye paralel duran, Türkiye'nin siyasi duruşuna paralel duran İhvan-ı Müslüm'ün çizgisinin, hani İslamcı hareketlerin eğer iktidar olduğunu düşünürseniz, Batı'nın neredeyse bütün Orta Doğu'yu kaybetmesi anlamına gelecek. İşte bütün bunu kullanan bir Türkiye'nin gerçek manada bir küresel güç temerküzüne girişeceğini hesap eden Batılılar, ilk önce Suriye'de aymazlığa, aslında başından beri öyle bir yarı aymazlık vardı ama tümden bir görmezden gelme vardı. Ki 2013 yılında hepimiz maalesef uzaktan seyrettik. Amerika'nın ilan ettiği kırmızı çizgiler, yani kimyasal silahların kullanılması gerçekleşmesine rağmen Amerika kayıtsız kaldı. Suriye'nin çünkü düşmesi demek, rejimin düşmesi demek, Türkiye'nin en önemli iş ortağının ortaya çıkması anlamına gelecekti. Buna müsaade etmediler. Bu yetmiyordu. Bir de Mısır'da bir darbe gerçekleştirdiler biliyorsunuz. En önemli Arap ülkesi olan Mısır, Türkiye ile beraber hareket edemezdi. Ve orada işte Türkiye'ye olumsuz bakan veya Türkiye'nin olumsuz baktığı bir bakış bir rejim ortaya çıktı. Dolayısıyla Batı'nın Türkiye algısında bir değişim yaşandı. Bunun Orta Doğu'ya etkisi oldu. Orta Doğu'daki seçkinler düzeyinde, tekrar edeyim, seçkinler düzeyinde gerçekten etkisi oldu. Yani belki Katar hariç bütün Körfez de bu kısmen etkili oldu. Suudi Arabistan başta olmak üzere. İşte belli başlı seçkinlerde bunu görmek mümkün. Dolayısıyla şu anda Orta Doğu'da iki taraflı giden bir algısı vardır Türkiye'nin. Bir halk düzeyindeki olumlu algı, bir de kısmen seçkinler düzeyindeki olumsuz algı. Peki, diğer taraflarda durum nasıl? Aslında son güncel olay olarak söylüyorum, Ukrayna'daki siyasi kriz ve bu krizin devamı olarak Kırım'ın Rusya'ya ilhakı örneğinde Türkiye'nin bir kere daha tartışmaya başlandığını görüyoruz. Bunun öncesinde aslında bir Balkanlar örneği var. Bu ikisini beraber belki değerlendirmek mümkün. Kırım'da Türkiye aslında ilk harekete geçen ülkelerden birisi olarak görülüyor. Hani Davutoğlu'nun Kırım'a gitmesi, işte Ukraynalı yetkililerle görüşmesi vesaire. Az önce konuşmanın ilk kısmında size bahsettiğim bir Rus algısı vardı. Aslında Rusya'nın Batı ile ilişkilerinde bir dönüşüm yaşandığını söylemiştim. Putin'in Erdoğan'a benzer ülkesine bir kimlik kazandırma süreci başlattığını söylemiştim. Bu mücadele ilk olarak Balkanlar'da yaşanmıştı. Balkanlar'da Rusya ile Batı karşı karşıya gelmişti. Orada kaybeden ülke konumuna düşmüştü Rusya.
Hani biliyorsunuz hepimizin inkılap tarihi içerisinde bildiğimiz bir panslavist hareket var 19. yüzyılın sonlarında Osmanlı'nın yıkılış dönemlerinde. O Slavlar hala orada duruyor. Zaten Yugoslavya, Güney Slavistan anlamına gelen bir ülkeydi. Yani o 40 yıl boyunca Balkanlardaki istikrarı sağlayan devlet de günün sonunda Rus yanlısı olarak, çünkü komünist bir rejimdi, yanlısı olarak nitelendirilebilecek, ne kadar bağlantısı da olsa, bir ülkeydi. Bu dağılmadan sonra, Yugoslavya'nın dağılmasından sonra Batı bir adım öne geçti. Ne oldu? Yugoslavya dağıldıktan sonra Sırbistan kendi içerisinde dağıldı. Mesela bir tarafta Karadağ ayrıldı, ayrı bir ülke oldu. Kosova ayrıldı, ayrı bir ülke oldu. Aslında en önemli örnek olayı Kosova'dır orada. Bunu ayıran NATO'ydu. Hani hepimiz biliyoruz. Yani bizzat savaş uçaklarıyla oraya müdahale edip Kosova'nın kurulmasını sağlayan güç NATO. Dolayısıyla eski Batı bloğu veya Batı dünyası. Fakat ortaya çıkan ekonomik kriz ve diğer siyasal çalkantılar dolayısıyla NATO buradaki etkinliği, aktivite alanını, faaliyet alanını Türkiye'ye havale etti. Biraz da hani hem Osmanlı bakiyesi, Türkiye'den umudu, beklentisi olan halklar olması itibariyle, ama bizim açımızdan, siyaset bilimciler açısından diyorum, Batı'nın aslında Türkiye'ye bu imkanı vermesiyle de Türkiye çok rahat bir siyaset izlemeye başladı. Aslında çok akıllı da davranarak, aynı zamanda Batı'nın belki beklentisinin de ötesine giderek veya beklentilerini karşılayarak, nasıl söyleyelim bilmiyorum orayı, Arnavut halkını ve Sırp halkını merkeze alarak bir siyaset izlemeye başladı. Çünkü bu iki halkın onaylamadığı hiçbir istikrar sağlanamaz. Hiçbir şekilde istikrar sağlanamaz. Orada Makedonlar var, Boşnaklar var, bilmem kimler var. Bunlar hep ikinci derecede gelen şeyler. Bir kere Arnavutluk ve Kosova iki önemli Arnavut ülke olarak Türkiye'nin dolaylı veya doğrudan himayesine bırakıldı. Öte taraftan Sırbistan, yani Hırvatistan, Slovenya sonrasında Sırbistan'da Avrupa Birliği'ne üye yapılmaya çalışıldı. En Rus yanlısı ülke Balkanlarda Sırbistan'dır. Bu da Avrupalılar tarafından tabirca ise kaçırılmaya başlanınca Rusya Balkanlardaki savaşı sanki kaybeder hale geldi. Peki ne yapacaktı? Mücadele alanını Doğu Avrupa'ya taşımak zorunda kaldı. Ve orada en önemli cephede Ukrayna'ydı. Ukrayna İşte Batı ile Avrupa arasında kalan aslında bir tampon bölge olarak nitelendirilebilir. İşte bu tampon bölgeyi kendi lehine çevirmek zorunda hissediyordu Rusya Federasyonu. İşte bu Ukrayna krizi bu şekilde ortaya çıktı. Avrupa ile Rusya arasında tıkanan bir siyasetin Rus yanlısı bir çözümle neticelenmesi olarak tanımlanabilir. İşte Türkiye burada Batılılar için bir kere daha önem kazanmaya başladı ama tekrar edeyim, araçsal olarak değil, bir araç nesne olarak değil, bir aktör olarak. Şu anda herkesin iki gündür gazetelerim yazdı, tabi bu seçim tantanası dolayısıyla pek ön plana çıkmıyor. Obama, Putin ve Abdullah Gül'ün üçlü bir zirvede bir araya gelmesinden bahsediliyor. Yani Türkiye bir şekilde yine masadadır, oyunun bir aktörü olarak masanın bir tarafında bulunuyor. İlginç bir biçimde mesela başka Avrupalı aktörler falan yok bu zirvede. Rusya'nın Türkiye algısına belki bu manada değinmek lazım. O da şu, bu Kırım örneği de bize onu gösteriyor. Bu masada olmasının aslında bir nedeni de Rusya'nın Türkiye siyasetidir. Türkiye aslında Kırım'da ortada kaldı. Yani Batı yanlısı bir siyaset izliyor genel manada. Ama Rusya ile de ciddi bir karşılıklı bağımlılık ilişkisi vardır. İki temel nedenden dolayı. Bir, Türkiye'nin en önemli ticaret ortaklarından birisinden bahsediyoruz. Rusya ciddi bir ekonomik karşılıklı bağımlılık var. Yani hiç değilse Batı ile irtibatını kesmeye başlayan Rus turistinin en çok ziyaret ettiği birinci ülkedir şu anda Türkiye. Öyle değil mi? Yani bütün güney sahilleri yaz boyunca belki kış boyunca hep Ruslardan ibaret olduğunu görürsünüz. Yani Avrupalıların yerini alan bir turist grubu olarak. Ama onun dışında çok önemli bir ticari işbirliği de vardır. En önemli ticaret ortaklarından birisi. Daha da önemlisi Türk milliyetçiliği veya Türk dünyası. İkisini tırnak içerisinde kullanalım. Şu anda Rusya'yı en fazla rahatsız edebilecek aktörlerin başında geliyor. Tabii Türkiye'nin öncülüğünde böyle bir şey ancak mümkün olabilir.
ekonomisi güçlenen bir Türkiye'nin kendi bölgesinde etkili olma ihtimali eğer yüksekse, Rusya'nın Türkiye'nin tavrını, Türkiye'nin siyasetini dikkate alması da kaçınılmaz. Dolayısıyla hem Batılılar nezdinde, işte bunu bir de Batılı gözle görmek lazım, Orta Doğu'da bozulan Türkiye algısı Kırım sonrası düzelmeye başladı. Ben zaman zaman Allah'ın gizli elinin Tayyip Erdoğan lehine devreye girdiğini iddia ederim. Böyle bu olan biten üzerine. Allah'ın gizli eliyle devreye girdi. Ukrayna'da bir kriz patlak verdi. Sıkıntıya girmeye başlayan Tayyip Erdoğan yine rahat nefes aldı. Bu seçimlerden sonra ben daha da rahat nefes alacağını düşünüyorum. İçeriği ben şu anda tartışmıyorum. Dış dünyadaki dengeyi dikkate alarak söylüyorum. Çünkü öyle bir noktadayız ki eğer Orta Doğu'da kriz varsa, Karadeniz'in güneyinde, Karadeniz'in kuzeyinde de kriz varsa Türkiye'de istikrarın olması kaçınılmaz bir şeydir. Yani aynı anda Batı dünyası çok farklı yerlerdeki krizlerle mücadele etme imkanına sahip değil. Hem ekonomik güçleri buna müsaade etmiyor, hem siyasi yapıları buna müsaade etmiyor, hem de dünyanın geri kalanındaki ekonomik ve siyasal denge buna müsaade etmiyor. Dolayısıyla kriz, Ukrayna'daki krizin patlak vermesi bana göre hem Rusya'nın, dolayısıyla Çin'in, hem de Batı'nın nazarında Türkiye'nin algısını bir kere daha düzeltmeye başladığına tanıklık edeceğiz. Bizim şu anda içerisinde bulunduğumuz durum bu. Resim de bundan ibaret. Ben burada keseyim. Sorularınız da inşallah belli noktalarda açılımlar sağlamaya çalışacağız. Biraz keskin bitireceğim ama bizim için Suriye, Orta Doğu'ya açılım yapmanın açılımın kapısıdır. Eğer Suriye'yi kaybederseniz sizdir. Mesela Esad'ın, düşman bir Esad rejiminin, Türkiye karşıtı bir Esad rejiminin orada istikrar kazandığını görürsek, bu Türkiye'nin Orta Doğu ile irtibatının ciddi bir biçimde zayıflayacağını gösterir. Aynı şey İran için de geçerli. Eğer İran da Suriye'yi kaybederse, burada bazıları Şiiliği vesaire falan vurguluyor. Ben tamamen siyaset bilimi merkezi olarak, dolayısıyla güç dengesi itibariyle düşünüyorum. İran ciddi bir şekilde kaybedecektir. Yani Suriye'nin Türkiye için kaybı neyse, İran için de ben kaybının olduğunu düşünüyorum. Şimdi Türkiye'nin ecnebilerin kullandığı bir başka kavram var. Hani hocalar hep böyle kavramları kullanmayı çok severler mi? Öyle değil. Evet. Uyum değiştirici diye, Türkçesi her zaman anlamlı olmayabileceği için. Game changer diyorlar. Oyun değiştirici. Yani aktör olmak yetmiyor, bir de oyunun kurallarını değiştirmeye başlıyorsun. Şu anda Türkiye bölgesinde bir oyun değiştirici konumda. Mesela son zamanlarda bu oyun değiştiriciliği daha çok Kuzey Irak, sadece bakın çok basit bir şey aslında bu. Hani basit gibi görünüyor veya. Sadece Kuzey Irak, yani Kürdistan bölgesel hükümetiyle ittifak kurarak Türkiye oyun değiştirebiliyor. Bütün ittifak yapısını değiştirebiliyor. Ve şu anda hani ısrarla Türkiye'deki bu çözüm sürecinin başarıya ulaşmasının önünde bu 17 Aralık öncesi veya sonrası yaşanan bütün olaylarla birlikte de değerlendirebilirsiniz. Bana göre bütün bunların merkezinde bir şekilde çözüm süreci yer alıyor. Çünkü bu çözüm sürecinin başarıya ulaşması, yani bölgesel hükümetle ittifak kurulması bile Türkiye'nin o game changer özelliğini çok daha pekiştiren bir durum. Bir devlette değil, devletin bir parçasıyla siz iktidar ilişki kuruyorsunuz. Evet. Ama nasıl bir ilişki? Yıllık 8 milyar dolar ticaret yaptığınız bir yerden bahsediyoruz. Bu muhteşem bir rakam. Yani bu küçücük coğrafya ile yılda bu kadar ekonomik etkileşim içerisinde bulunmaz. Şimdi Türkiye'nin bir geçiş sürecinde olduğunu kabul ediyorum. Mesela Malatya'ya yerleştirilen bu hava savunma sistemi Türkiye tarihinde bir ilktir. O kadar önemli bir şey ki aslında. Siz hatırlar mısınız? Belki Altan abi hatırlar, Ali hatırlar. 90'lı yılların başlarında Tansu Çiller başbakanken iki olay olmuş. Birisi trajikomik, Tansu Çiller zamanında. Uçaklar Suriye üzerinden Ermenistan'a götürmüştü. Yardım götürmüştü. O Karabağ sorunun zirvede olduğu bir dönemde. Türkiye'nin bir hava savunma sistemi yoktu aslında. Biraz kovalamaca falan yaşanmıştı. Bu çok fazla doğrudan gazetelere falan da yansımadı.
Ama Türkiye'nin bir hava savunma sistemi yoktu. Geldi, geçti ve mesele de bitti. İkinci bir şey, trajikomik olan kısım, Tunceli'nin köyleri vurulmuştu o zamanlar. Helikopterler tarafından. Tansu Çiller bir açıklama yapmıştı. İşte hem trajik hem komik olan, PKK'nın helikopterleri vurdu diye söylemişti. Aslında bu şu, yani PKK'nın helikopteri var mıdır, yok mudur, o ayrı bir tartışma ama Türkiye neredeyse ortasında bulunan bir şehirden bahsediyoruz. Öyle yani, İç Anadolu'ya yakın bir şehir. Oraya kadar helikopterler gelecek ve Türkiye'nin hava savunma gücü bunu engelleyemeyecek. Kimse kalkıp bunu neredeyse, tabii dediğim gibi çok trajikomik bir şey, fıkra gibi aslında. Malatya'da böyle bir şey olması bile bir ilktir. Nükleer teknoloji konusunda biliyorsunuz iki önemli proje var. Birisi güneyde, birisi kuzeyde olmak üzere iki büyük nükleer santralin inşa süreci başlamak üzere. Onun bir kısmında ben biraz da, müdahil duruma geldim. Sinop'ta Japonların kuracağı nükleer santralin bir yan ürünü olarak bir Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kurulma süreci başlattı. İki başbakanın iradelerinin sonucu olarak. Yani 22 milyar dolarlık bir projeden bahsediyoruz. İşte o üniversitenin kuruluş gayesi de nükleer teknolojiyi, bilimi bilen insanların yetiştirileceği bir üniversite olarak kurgulanması. Kafadan 100 milyon dolarlık bir fon ayrılmış. Bu işte Türkiye'nin de bunu bir uluslararası üniversiteye dönüştürerek devam ettirmesi durum var. Dolayısıyla nükleer alanda evet bir nükleer güç olma arifesindeyiz. Öbürünü de Ruslar yapıyor biliyorsunuz. Bilişim konusunda durum nedir bilmiyorum. Ama ciddi gelişmelerin yaşandığını, benim işim uzmanı olmadığım için çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Savunma sanayi alanında evet çok şey yaşanıyor gerçekten. Hani bugün pankartlar falan görebilirsiniz sokakta yürürken. Yerli savaş uçağı üretilmesi projesi var. Somut hale getirildi. Yani üretim aşamasına gelinmiş. Altay tankının üretilmesi konusu var. Anka var. Suudi Arabistan mesela ciddi anlamda bir sipariş vermişti. Yani bu konuda savunma sanayinin geliştirilmesi konusunda bana göre Türkiye'nin şu anda AK Parti dönemindeki en büyük, en ciddi hamle bana göre budur. Hani bu altyapının inşasından sonraki en büyük hamlesi bu. Sadece bir rakam vereyim. Yanıltıcı olabilir ama aklımda kaldığı kadarıyla söyleyeyim. Ordunun ihtiyaçlarının, o büyük silahlar hariç, ihtiyaçlarının karşılanması yerli firmalar tarafından, yerli ürünlerle karşılanma oranı eskiden %10-12 civarındaydı. Şu anda yarıyı aştı. Bu çok ciddi bir yükseliştir. Yani şu anda bizim ordumuzun kullandığı silah, teçhizat, mühimmatın %50'sinden fazlası Türkiye'de üretiliyor. Bu çok ciddi bir rakam bana göre. Yani dolayısıyla biz 15 yıl önce durduğumuz noktada hakikaten değiliz. İşte Aselsan'ın çalışmaları var, özel şirketlerin bu konuda çalışmaları var. Ciddi bir hamle gerçekleşmiş ve bu süreç zaten duran bir şey değil. Bu süreç devam ediyor ama bu çıtayı biz aşmak üzereyiz savunma sanayi noktasında. Ve bu Türkiye'nin aslında cari açığının azalmasına, belki sona erdirilmesine ciddi bir katkısı olacak vesaire. Yani bunun ekonomiye de ciddi bir katkısı olacak. Bütün televizyon ekranları Türkiye'nin kıyametinin başladığını ilan etti. Bu nasıl bir şey ya? Bir slogana küfür etti ya. Yani diyelim ki sinkaflı bir küfür etti Tayyip Erdoğan. Yani One Unit'in ötesinde bir şey diyelim ki söyledi. Bu kadar basit bir şey mi? Yani o algı birden değişiyor. Mesela İsrail'le ilişkiler hemen böyle yerle bir mi oldu zannediyorsunuz? Olmadı ya. Yine ticaret devam etti. Evet azaldı, sorunlar çıktı. Yani onun bir kırılma oluşturmadığını söylemiyorum. Ama böyle yerle bir olma durumu yok. Bu süreklilik ve değişimi dolayısıyla uzun dönemli olarak ben ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Buna Cumhuriyet dönemi Osmanlı'da dahil olmak üzere. Yani Atatürk hiçbir zaman Osmanlı olmaktan kurtulamadı bana göre. Kurtaramadı. Daha düne kadar mesela sadece bir örnek vereyim. 12 yılında çıkan köy kanunu herhalde hala geçerli zannedersin değil mi? 12
ya bu Osmanlı döneminden çıkan kanun hala geçerli olabiliyorsa demek ki birbirinin devamı gibi. Şimdi sizin söylediğiniz hususa gelelim. Aslında evet, Orta Doğu'da ben onu Arap devrimleri sonrasında Türkiye'nin yükselen popülaritesinin bir sonucu olarak görüyorum. Ben bu işin içerisine girmeyeceğim. Yani daha çok Alevi vatandaşlarımızın merkezde aldığı ciddi bir güvensizlik duygusu vardır. Ve bu güvensizlik duygusunun patlamalara dönüşmesi var. Oraya girmeyeceğim. Ama dış siyasete bakan yönüne bakıldığı zaman ben bunun bir sonuç olduğunu görüyorum. Bu bir neden değil kesinlikle. Yani Türkiye'nin algısının bozulmasının bir nedeni değil, bir sonucu olarak okunması gerektiğini düşünüyorum. Zaten bu insanlar Türkiye'nin o beklenen aktörlük düzeyinin üzerine çıkması söz konusu olduğunda Türkiye'ye karşı tedbir almaya başladılar. Az önce dedim zaten Suriye'deki tıkanıklığın bana göre temel nedenlerinden birisi. Çünkü Batılılar, işte bizim siyasetçilerimizin de zaten affedersiniz hani futbol tabiriyle offside'da kalmaların nedeni bu. Onlar Batı'nın kendilerine pas atacağını düşünüyorlardı veya uygun zamanda pas atacağını düşünüyorlardı. Bu pas hiç gelmedi. Yani o kısmi destek hiçbir zaman gerçekleşmedi. Gezi'den sonra belli bir kısım, daha doğrusu etkili oldu. Gezi'nin Batı'daki Türkiye algısını olumsuz olarak etkilediğini ben de kabul ediyorum. Ama bu söylendiği gibi külli bir olumsuz algı değil. Mesela daha çok neokonların, siyonist çevrelerin, birkaç lobinin ön planda tuttuğu bir algıdır. Ama bütün Amerikan algısı bundan ibaret değil. Ben size tam tersini de söyleyeyim. Bu Gezi'nin arkasında olan ve 17 Aralık'ın arkasında olan güç merkezlerinin de Batı noktasında aslında ne kadar ötekileştirilmeye başladığının hikayesini de ben size söyleyebilirim. Yani Türkiye'nin iç siyasetine yönelik, hani aslında buna şey diyelim, iç ve dışı ayırmamak lazım da transnasyonel diye bir kavram kullanıyor ecnebiler, ulus aşırı. Yani ulus aşırı networkların veya güç merkezlerinin algısı da olumsuz ve olumlu olarak ele alınabiliyor. Yani şu anda AK Parti karşıtı olan güç merkezlerinin Batı'daki algıların çok düzgün olduğunu zannetmeyin. Evet, yani BBC bir iki haber yapıyor, bizim gazeteler merceği üzerine tutuyor. Sanki bütün Batı algısı bundan ibaretmiş gibi. Böyle değil. Dolayısıyla ben neden olarak değil, sonuç olarak görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Hala Türkiye'nin aslında ısrarla öyle bir yöne kaymasını isteyenler de var. Mesela şu bile ihtimal dahilinde. Eğer Rusya'nın Orta Doğu'ya ve Kafkaslara, işte Kırım'da alındıktan sonra Doğu Avrupa'ya, Balkanlara müdahalesi artarsa emin olun, yani ben beklerim, oldukça despotik bir Tayyip Erdoğan rejimine bile fazlasıyla olumlu bakan bir Amerikan veya bir Batı zihniyeti ortaya çıkabilir. Hiç endişeniz olmasın. Amerikalıların Türkiye'de olan biteni demokrasiyle, otoriteryenizmle ölçtüğünü varsaymayın. Bunu birkaç ay önce bir yerde bir konferans vardı. Bu Türkiye Yazarlar Birliği'nin Ahlak Şurası'nda öyle bir sunum yapmıştım. Batı'nın mesela Orta Doğu'ya bakışındaki ahlakı acaba nedir? Ben o ahlakın da araçsal bir akıl ahlak olduğunu düşünüyorum. Hani Habermas'tan mülhem bir araçsal akıl kavramı vardır. Bizim akıl, mesela araçsal akıl değil, biz Müslümanlar akli selimden bahsederiz. Batı'nın ahlakı da evrensel bir akıl, ahlak değil. Oradaki ahlak da, ne derdim az önce, araçsal ahlaktır. Mesela bunun çok çarpıcı bir örneği var. Fransa'da Kalvinizmi öldürmeye, yok etmeye çalışan seküler Fransız rejimi, Kalvinistlerin bütün Avrupa'ya, Afrika'ya Kalvinizmi yaymasına destek oluyorlardı. Ve ironik bir durum, yani paradoksal bir şeydir. İçeride yok etmeye çalışıyorsunuz Kalvinizmi ama dışarıda savunuyorsunuz. Bu bir Fransız devlet başkanının sözü, biz sekülerizmimizi ihraç etmiyoruz, öyle bir niyetimiz yok. Ben Batı'nın demokrasi ihraç etmek istediğine inanmıyorum. Yani o bizim kutsadığımız, belki gerçekten de güzel olan değerleri vardır Batı'nın, ben inkar etmiyorum. Ama kesinlikle bu güzel değerlerini ihraç etmek gibi düşüncede değildir. Eskiden beri en çok takdir ettikleri insanlar
dost tiranlardır. Hatta 1980'li yılların sonlarında, 90'lı yılların başlarıydı. Birisi bu başlıkla bir kitap yazdı. Bölümlerden birisi de Türkiye'ydi. Yani daha 12 Eylül rejiminden kurtulamamış bir Türkiye algısı var. Dolayısıyla siz hani bu gezinin, işte içe dönüklüğün veya otoriteryen damarın vesaire falan Batı nazarında siyaseten hep olumsuz olarak algılanmasını bence beklemeyin. Bu tamamen güç dengeleriyle o oyunun nasıl kimler arasında oynanacağıyla ilgili.